İhsan Eli Açık'la geciktik biraz, kusura bakmayın. Yarım saat geciktik İhsan. Evet. Evet, izleyicilerimizden özür diliyoruz. Hiç lafı uzatmıyoruz onun için. Doğrudan giriyoruz. Nasılsın, iyisin? İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyidir. Burası gayet güzel olmuş. Sağ ol. Gördüm bir tweetini. Yarın bir şehirde, ertesi gün bir başka şehirde, sonra başka bir şehirde, yeryüzü sofralarında. Evet. Bayağı Kocaeli, Sakarya, hı hı, dolaşıyorsun. Bu Ramazan yarın, yarın İzmir'de olacağız. İşte cumartesi günü Kocaeli'nde, pazar günü Sakarya'da. Bu yeryüzü, yeryüzü sofraları oluyor. Kim düzenliyor bunları? Toplumun değişik kesimleri düzenliyor. Politik kimliği olanlar da var, olmayanlar da var. Toplum örgütleri, sendikalar, mahalle halkı, bu forumlarda daha önce görev yapanlar, Gezi'nin bakiyesi olan gruplar, hepsi var yani. 25 Haziran'da Diyarbakır'da, 26'sında Elazığ'da, 27'sinde Urfa'da, 28'sinde Batman'da olacağım. Orada da değişik gruplar yani. Peki burada mesela bu sonuçta bir yemek organizasyonu var. Burada kim finanse ediyor bunları? Ne oluyor? Finansörü yok. Ne oluyor? Nasıl oluyor? Halk kendisi getiriyor. Ne varsa getiriyor. Ne varsa getiriyor. Karıştırıyor. Yanındakine veriyor. Herkes birbirini ikram ediyor. Bakıyorsun artıyor bile. Peki burada herkes oruçlu değil galiba. Değil. Mı? Herkes oruçlu değil. Oruçlu olanlar da var. Olmayanlar da var. Hatta oruçtan öte inanmayanlar da var. İnananlar da var. Zaten bu yeryüzü sofrasının özelliği böyle doğdu. İnanan, inanmayan, oruç tutan, tutmayan herkesin bir yeryüzü sofrası etrafında buluşması, birbirini tanıması, tanışması, birbirine ikramda bulunması esprisi var. Oruç tutmayanlar için akşam yemeği, oruç tutanlar için iftar olmuş oluyor. Peki bu ne zaman başladı ilk olarak? İlk olarak 2011 yılında başladı. Lüks otellerdeki iftarları protesto için yer sofraları şeklinde başlamıştı. İlki Konrad Oteli'nde olmuştu. O zaman Emek Adalet Platformu vardı. O arkadaşlar daha çok arka planda duyuruyorlardı. Bunlar var hala. Yarın hatta burada konuk edeceğim onları. Evet, var. Hala var. Tanıştığımız arkadaşlar. Onlar işte beni de çağırdılar. Ben de orada bir konuşma yapmıştım Konrad Oteli'nde. Çok iyi hatırlıyorum. 7 Ağustos 2011 yılında yer sofraları seriyoruz. Bu Türkiye'de yeni bir harekettir. İnşallah büyüyecek, gelişecek diye böyle kapitalizm karşıtı büyük otelin önünde bir konuşma yaptığımı hatırlıyorum. Daha sonra 3 defa Gezi Parkı'nda oldu 2011 yılında, Ramazan ayında. 3 hafta üst üstüne her cumartesi. Ondan sonra barış iftarları, kardeşlik iftarları şeklinde dönüştü. Gezi olaylarında da Gezi Parkı'nın hemen sonrasına tekabül ettiği için Gezi'ye katılan kitleler bu sefer sahiplendi. En büyüğü İstiklal Caddesi'nde oldu boydan boya. Şu anda da Gezi'ye katılan kitleler sahipleniyor. Kendileri yapıyorlar. Yani biz herhangi bir organizasyon falan yapmıyoruz. Türkiye'nin her tarafında böyle organize edecek bir kitle falan da yok. Ama insanlar kendiliğinden bunu yapıyorlar. Peki, bizi de herhalde onun burada şeyi olarak, sembolü olarak gördükleri için çağırıyorlar. Ben de çağırın her yere gidiyorum. Sen tam da onu soracaktım. Sen bunun neresindesin? Yani İhsan Eli Açık diye bir fenomen oluştu. Hatta bir ara çok daha fazlaydı ama nedense mainstream, ana akım medya artık sana kapılarını büyük ölçüde kapattığı için evet, biraz ambargo, daha az ambargo görüyorlar. Var, evet. Ambargolusun. Sen de öylesin canım. Ben, ben gazeteciyim, sen başkasın. Bizimki başka bir şey. Sen gazeteci olarak ambargo uğradığına göre gerisini düşün yani. Yok, ben ambargolu değilim. Ben tercihimi böyle yaptım diyeyim. İyi. Neyse, konumuz sensin. Beni konuşuyor. Ben seni çok eskiden tanıyorum. Kayseri'den tanıyorum biliyorsun. Evet, evet. Sen o zaman İslami Hareket'in içerisinde bir öne çıkan bir şahıstın. Evet. Ama İslami Hareket'in içerisindeydin. Benim doğrudan ilgi alanımda olan İslamcı birisiydin. Sonra ama sen 90'lı yıllarla beraber, 2000'li yıllarla beraber diyelim, bir farklı bir yaklaşım, daha sol bir yaklaşım, kabul ediyor musun bilmiyorum, İslami hareketin içerisinde söyleyerek dikkat çektin. Gezi bunun zirvesi oldu. Yanlış mı söylüyorum? Evet, aşağı yukarı doğru. Şimdi hatırlıyorsan, sanırım 2000, hatta 1999-2000 yılları filandı.
Ben o zaman Kayseri'deydim. İslam'ın Yenilikçileri kitabını yazıyordum. İki ciltlik çıkmış İslam'ın Yenilikçileri kitabı var. O zaman sen bana bir telefon açmıştın. İslam'ın Yenilikçileri kitabı çıkıyormuş. Ne zaman çıkıyor? Nerede çıkıyor? Ben bunu görmem lazım. Almam lazım. Hatırladım, evet, tamam. ben de onu sana gönderdim. Çıktığında göndermiştim İslam'ın Yenilikçileri. Yani bu 99-2000 işte bu Yenilikçiler, Fazilet Partisi falan, bu ne oluyor onlarla ilgili falan gibi. Benimki daha çok İslam düşünce tarihinde yenilikçi hareketleriydi. Evet. 2000-2011 yılında falan çıktı. Şimdi bizim şeyimiz doğrudur. Ben 1980 yılında Mamak cezaevinde yattım. Erbakan ve arkadaşlarıyla birlikte onlar Milli Selamet Partisi ana davasıydı. Biz de onların gençlik Akıncılar kolu olan Akıncılar ve Akıncı Gençler davasıydık. 148 kişiydik. Bunların 18 tanesi Kayseri grubuydu. Biz Kayseri'den Ankara'ya Mamak cezaevine götürülmüştük. Ben orada bir yıl yattım. Daha sonra beraat ettim. 1974'ten 80'li yıllara kadar, işte bu 12 Eylül darbesine kadar Akıncılar Milli Türk Talebe Birliği, o zaman ortaokul yıllarımız oluyor. Direkt orada geçti. MSP gençlik kolları, Akıncılar ve Milli Türk Talebe Birliği. 1980'de Mamak cezaevinde yattım. Cezaevinden çıktıktan sonra biz bu parti oluşumuna karşı çıkan radikal İslamcı gruplar içerisinde İran devriminde etkisi var. Evet, İran devriminde etkisiyle bu iş partiyle olmaz, boşuna uğraşıyorsunuz falan gibi. Devrim lazım, halk devrimi lazım falan gibi söylemler içerisinde, işte cuma namazlarını protesto, sivil cuma devletin, namazları kılmak lazım. Bunlar devletin cuma namazıdır. Değil mi? Devletin maaşını ödediği imamın arkasında namaz kılmak. Evet, biz o akımın içindeydik. Dolayısıyla partiyle bir mesafe oluştu. Şöyle diyelim, bu Refah Partisi, ondan sonra gelen Fazilet Partisi, nihayet ondan doğan AK Partisi'nin 1980'den sonraki sisteme muhalefet etme biçimine muhalefet ediyorduk. Yani böyle muhalefet olmaz yani. Bu entegre olursunuz, yok olursunuz. Daha köklü değişiklikler lazım. Fikirlerini savunan gençlik grupları vardı. Biz onların içerisindeydik. Dolayısıyla böyle paralel seyrederdi. Böyle biraz severler, biraz sevmezler. Bunlar işte yaramaz çocuklar. Yani böyle yaklaştırın ama fazla yaklaştırmayın bunları falan gibi. Böyle ihtiyatlı bir durum içerisinde sürekli olurlardı. 1990'da ben İstanbul'a geldim. İstanbul'da 1991 yılında, 92 yılında ilk kitaplarım çıkmaya başladı. Üçüncü kitabın ismi 1995'te çıktı, Devrimci İslam diye. Değişim Dergisi diye bir dergi çıkardık. Bir de bu metinlerin falan çıkardığı Girişim Dergisi vardı. Sen bunları çok iyi takip ediyorsun, biliyorsun. Bizim Değişim Dergisi daha çok böyle Malatyalılar, Antepliler, İstanbul'da oturan Kayseri grubu falan, bunların oluşturduğu bir gençlik. Cumasız diyorlardı. Evet, cumasızlar, İrancılar falan derlerdi. Oralarda geçti bizim şeyimiz. Bu sefer 28 Şubat'tan sonra bir operasyon düzenlendi. 28 Şubat'ta 4 tane büyük operasyon düzenlendi İslami gruplar üzerine. Birisi bu Milli Görüş'te ilgiliydi. İkincisi Fethullah Hoca grubuyla ilgiliydi. O da zaten şeye gitti, Amerika'ya gitti ondan sonra. Üçüncüsü bu Hizbullahçılarla ilgili, Velioğlu'yla falan ilgili operasyonlar oldu. Dördüncüsü de bu Müslüman Gençlik, Şafak grubu, Malatyalılar grubu diye bilinen radikal grup, grup üzerine. İşte biz o grubun içerisindeydik. O grupla beraber ben yargılandım. Malatya'da, Ankara'da, mitik konuşmalarında, 28 Şubat'ta sert protestolar söz konusuydu. 30 tane davadan yargılandım ben. 28 Şubat'ta mitik konuşması, işte gösteriler organize etmek, camide protestolar, başörtülü öğrencilerin üniversitelerde gösterilerini organize etmek filandan, suçlarından. Bu 2-3 yıl sürdü. Ben oradan da beraat ettim. Nihayet 2002-2003 yıllarına doğru geldiğimizde işte o İslam'ın Yenilikçileri, Adalet Devleti filan gibi kitaplar yazmaya başladım. 2002'de AK Parti iktidara geldiğinde biz İstanbul'daydık. Ben 2002 yılında ikinci kez İstanbul'a yerleştim. 2002'den beri de İstanbul'dayım zaten. Bir de şey oldu, o AK Parti'nin kuruluş yıllarında
Bilgi ve Düşünce dergisi çıktı. Ali Bulaç, Yalçın Oktan, ben, Ümit Aktaş gibi arkadaşlarla beraber Bilgi ve Düşünce dergisi çıkarmaya başladık. Orada İslam'da yenilik, işte yeni İslamcılık, yeni bir söylem lazım filan gibi söylemler geliştirmeye başladık. Demokrasi tartışmaları. Demokrasi tartışmaları, laiklik tartışmaları, İslam'da demokrasi vardır, yenilenme olmalıdır filan diye. O zaman işte Yalçın Akdoğanlar'la filan bunları savunuyorduk. O zaman Ali Bıraç vardı, o da yazıyordu. Derginin birkaç tane kapak konusu belirledik. Bunlardan bir tanesi demokrasiyle ilgiliydi. Bir tanesi İslam dünyasında yenilenme problemi, eski fikirler, yeni fikirler nelerdir diye. O zaman da bayağı söz konusu yankı bulmuştu. AK Parti o zaman henüz daha iktidara gelmemişti ama biz dergiyi çıkardık. 2-3 sayı çıktıktan sonra iktidara geldi. O da böyle yenilikçilik söylemleri falan diye. İktidara gelince bizim buradaki yenilikçilik söylemi AK Parti'nin politik yenilikçiliğiyle neredeyse böyle özdeşleşir hale geldi. Yalçın Oktan Yeni Şafak'ta yazılar yazdı. İhsan Elerçin Adalet Devleti kitabı benim yazacağım Müslüman Demokrat kitabının ilham kaynağı olacaktır. Okumanızı tavsiye ederim falan gibi. Hatırlıyorum. Tavsiye de bulundu. Sonra Tempo dergisi miydi, Aktüel dergisi miydi? İşte gerçek ideoloğu bulduk falan diye kapak yaptı. Benim de kapağı resmimi bastı kocaman. Yani AK Parti'nin ideoloğu da. Evet. Gerçek ideoloğu konuşuyor. Şeriat devleti değil, adalet devleti. İslamcılık terk ediliyor, yeni fikirler yayılıyor falan filan diye böyle kapak yaptılar. Ama şimdi aslında öyle bir şey yok yani. Biz bir şey savunuyoruz ama dışarıda vatandaş bunları böyle birbiriyle örtüştürüyor. Ha bu yenilik dediğine göre, bu da yenileme dediğine göre bunlar din devleti peşinde değiliz diyor. Bunlara diyor ki şeriat devleti olmaz, adalet devleti olur. Üstelik adam da adalet devleti diye bir kitap yazmış. Ve İslam devleti ve din devletine orada karşı çıkıyor. Gibi bir örtüşme oldu ama kısa sürede yavaş yavaş biz eleştirilere başladık. Ben Zaman Gazetesi'nde yazılar yazmaya başladım. Köşe yazısı değil de biliyorum. Yorum köşesi. 2003'te mesela ilk yaptığım eleştiri 2003'tedir. Türk Muhafazakarlığı'nın Anlamı diye bir yazı yazdım. Yalçın Akdoğan'ın kitabını. Muhafazakar Demokrasi. Çıktı çünkü. Evet. Yani onu beğenmedim, onu eleştirdim. Bunun üzerine muhafazakarlık nedir, ne değildir? Bunun üzerine yazılar yazmaya başladık. O günden itibaren bir soru işareti koymaya başladılar. Ya bu buna güven olmaz bu. Ama fikirleri güzel falan ama böyle yerli kişileri sanıyor ama bu iktidara da böyle mesafede duruyor, böyle eleştiriyor, böyle pat diye böyle vuruyor bir yerden falan gibi pozisyon ortaya çıktı. Sonra birkaç yazılar da yazmaya başladım. Rahatsız olmaya başladılar. AK Parti'nin iktidarı kuruluşundan bu yana iktidara hep böyle mesafede durdum yani. Hiç biat etmedim mesela. Şimdi 2007'den sonra, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığından sonra bu tartışmalar yüzüne çıkmaya başladı. Sonra bu zenginleşmeler, böyle ihale zenginlikleri gözümüzün önünde tanıdığımız, bildiğimiz bir sürü insan tuhaf olmaya başladı yani. Değil mi? Çoğunu sen de tanıyorsun, ben de tanıyorum. Ben de hepimiz tanıyoruz yani. Şeyin bir sözü var ya, İsmet Özel'in biz yaşarken olduğu her şey der. Yani biz yaşarken oldu. Evet. Yani daha dün burada konuşuyorduk, şimdi adam yüzümüze bakmıyor. Yani böyle çatafatlı evler, mahalleler değişiyor. Allah Allah dedim ya, bu kadar para düşkünlüğü nereden çıktı? Bu sefer eleştirir yavaş yavaş bu tarafa doğru kaydırmaya başladım. Bu zenginleşmeleri falan eleştirmeye başladık. Sonra 2009 yılında Habertürk'te Baltışek Pamir'in programıydı galiba. Orada bir söz kullandım. Bunlar kapitalizme abdest aldırıyor dedim. Ali Şeriati'nin sözü, orada bir kitabında okumuştum. Biz bu dönem abdestli kapitalizm diyoruz ve eleştiriyoruz, tasvip etmiyoruz. Deyince oradan o söz böyle yayıldı böyle. Dönemin sloganı haline geldi. Bunun üzerine bir sürü kitaplar falan yazıldı. İşte oraya bağlayalım. 2011 yılında ilk kez onlar daha önce gazetelerde, dergi köşelerinde böyle yer yer ufak tefek televizyonlara tartışmalar oluyordu. Müsiyat Başkanı'na bir tartışma yaptım yine Habertürk'te. Kapitalizm, zenginlik ve İslam üzerine. 2011 yılında bu yeryüzü, yer sofraları başlayınca insanlar şöyle bir dönüp ya kim bunlar, nereden çıktı demeye başladı. Çünkü otellerin önüne bir sürü türbanlı, sakallı, İslami çevrelerden olduğu ayan beyan belli olan insan gazetenin üzerine hurma, işte peynir, bir bardak su koyup
protesto iftarı yapıyor. Hani iftar ediyor ama aynı zamanda bu protesto manasına geliyor idi. Orada ilk kez insanlar duydu böyle birileri var diye. Sonra 3 yıl üst üstüne 2011'de, 2012'de ve 2013'te peş peşine ilk kez olaylar oldu ve bununla biraz duyuldu. İşte dediğin gibi Gezi'de zirvesi oldu. 2012'de lüks otelleri protesto iftarları. 2011'de, 2012'de 1 Mayıs yürüyüşü Fatih Camii'nde toplanıp Taksim'e yürüdük. 1100 kişi falan vardı. O da büyük yankı uyandırdı. Özellikle sol çevrelerin dikkatini çekti. 2011'deki yeryüzü iftarları dini çevrelerin, 2011'deki 1 Mayıs yürüyüşü daha çok sol çevrelerin, 2012-2013'teki Gezi'ye katılmak, orada cuma namazı falan kıldırmak da hem bütün Türkiye'nin hem de bütün dünyanın görmesine ve böyle insanlar varmış Türkiye'de peki, denmesine sebebiyet verdi. Sana nefes aldım. Bir tarih anlattım yani. Evet, iyi oldu. Şöyle bir şey soracağım. Çok konuşacak çok husus var da. Bir, Gezi'de bir çıkış oldu. Sonra Gezi'yi tartışmayalım da sizleri tartışalım. Gezi'den sonra o çıkışın ardından bugün gelinen noktada daha mı güçlüsünüz, daha mı etkisizsiniz, daha mı yaygınsınız? Nasıl görüyorsun? Şimdi şu anda biz bir örgüt değiliz. Antikapitalist Müslümanlar topluluğu. Böyle düşünen insanlar var. Kendisine ben de bir antikapitalist Müslümanım veya devrimci Müslümanım. Kardeşim ben hem Müslümanım hem de solcuyum. Ne var bunda? Diyen bir kitle var. Daha doğrusu bu kitlerin olduğu ortaya çıktı. Ben daha önce bu kadar çok olduğunu bilmiyordum. Şimdi çok yaygın. Her kesimin tabanında hemen hemen neredeyse söz konusu. Alevi kitlesinde, Kürt kitlesinde, sosyalist kitlede böyle daha çok sağ, böyle ülkücü veya AK Parti tabanında da solcuyuz falan demiyorlar da işte biz de Müslümanız, Ebu Zer-i Gıfari bizim ideal sahabemizdir. Onun yolu doğrudur. Siz de bu yolu sürdürüyor ve bunu savunuyorsun ama keşke bu Alevilerin, Kürtlerin, solcuların falan oralarda olmasanız falan diyen öyle bir kitle de var AK Parti tabanında. Eğer o olmasa biz sana sonsuz destek vereceğiz, yanında yer alacağız falan da diyorlar. Keşke Gezi'ye katılmasaydın, keşke 1 Mayıs yürüyüşü yapmasaydınız, o zaman sizi daha çok destekleriz diyen böyle küçük yani bir grup da var. Yani sadece antikapitalist olmanızı istiyorlar. Evet, bravo. Sadece antikapitalist olsaydınız, biz de şimdi bunu bilerek yapmadık ki. Biz çıktık bir şey söyledik. Baktık bunlar destek veriyor yani. Biz de sizin gibi düşünüyoruz diyenler daha çok oralardan çıkıyor. Ne yapalım yani şimdi? Ben öyle sağ sol şeyinde kafamda yıktım zaten. Ben de onlara diyorum ki ya bu sağcılık şeyini, hatta solculuk, sağcılık bunu kafanızda yıkın yani. Buradan bir şey çıkmaz. Yeni bir tasnif yapmamız lazım. Yeniden eğer bir tasnif olacaksa bunun yeniden olması lazım filan diyorum. İhsan bu şeyi soracağım. Şimdi demin söyledin AK Parti iktidarıyla beraber ki kaç yıl oldu? 14 yıl oldu. Bayağı bir zenginleşen, sınıf atlayanlar falan oldu. Yani tanıdığımız birçok insan, senin tanıdığın vesaire insanlar sınıf atladı. Ve bunların ama çocukları var, üniversite çağında falan çoğu değil mi? Yani senin mesela çocuklar kaç yaşında? 20'lerini devirdiler. Tabii geçti, evet evet. Mesela sen diyelim ki AK Parti'de olup da milletvekili vesaire olsaydın, tam hı-hı, şuna geleceğim. Mesela bazı iktidardan bu kadar nimetlenen, pay alan ve o baştaki ideallerinden bayağı bir uzaklaşan insanların çocukları içerisinde sizin bu söylediklerinize kulak kabartanların oranı yüksek mi? Tabii var. Var ama şöyle, kendilerini ifade edecek mecra bulamıyorlar. En büyük sorun da bu mahalle meselesi. Yani bize mesela mahalleden çıkmayın diyorlar. Buradan çıkma yani. Yani bu Alevi'nin, solcunun, Kürt'ün yanına gitme kardeşim. Burada dur. Burada dur da yıllardır buradayız zaten. İşte burada durduk zaten dışladınız. Benim yaşım geçmiş 50. Daha ne kadar bekleyeceğim yani. Ben çıkar konuşurum kardeşim. Bilmem ben. Diye bir yol ayrımı mecburen oldu. Ama şimdi onlar sessizce bekliyorlar. Mesela özellikle son süreçte AK Parti'nin tek adamlaşması sürecinde
AK Parti'yi destekleyen, bizim de geçmişte yakın olduğumuz dini gruplar sessiz bir bekleyişe geçti. Yani bu tek adamlaşmadan rahatsızlar. Ama bu tek parti sürecinin getirdiği avantajlar da var. Hükümetten yararlanmışlar. İşte onu da kaybetmek vakıf için yer almış, arsa almış, konumlara gelmiş, bürokraside yükselmiş, bir yerlere atanmış falan. Ama öbür taraftan da özellikle mesela son şeyde AK Parti kongresinde Erdoğan'ın mesajı okunurken herkesin namazda durur gibi kıyamda durmasından çılgına dönen dini gruplar var. Ve bunların hepsi AK Parti'yi destekliyor. Ve hiç ses etmiyorlar. Derin bir sessizlik içindeler. Bakalım nereye kadar gidecek. Şimdi onlar muhalefet ederiz ama bizim muhalefetimiz sol gruplar, Kürtler, PKK, CHP falan kullanırsa kendimizi kullandırtırmayız senin gibi diyorlar bana. İşte biz güya kendimizi kullandırtırıyormuşuz. Açıktan açığa muhalefet ederek sol gruplar, Kürt gruplar ve diğer gruplar bizim söylemlerimizi neredeyse kullanarak din gerektiğinde bizi kullanıyorlarmış. Şimdi bunlar biz bunu yapmayacağız diyorlar. Ben de onlara diyorum kardeşim o zaman ne yapacaksanız yapın yani. Muhalefet edeceksiniz buyurun meydan sizin. Gelelim sizi destekleyelim. Benim derdim kronik AK Parti karşıtlığı, kronik Erdoğan karşıtlığı falan değil ki. Ben dini, ahlaki eleştiri yapıyorum hatta. Politik eleştiri bile yapıyorum. Ne demek bu? Bu şu demek. Bütün kutsal kitaplarda sayılan üç büyük suç var. Öldürmek, çalmak, iftira atmak. Ben diyorum ki mevcut iktidar bunun için de yapmıştır. Hem de ayan beyan. Ben buna dayanarak eleştiri yapıyorum. Bunların hesabını ver diyorum. Bunun fikri takibini yapıyorum. Her cuma bununla ilgili tweet gönderiyorum. Bu üçüyle ilgili. Öldürmek, çalmak ve iftira atmakla ilgili. Bu eleştiri birisinin yapması lazım. Ve bu eleştiri direkt politik eleştiri değildir. Yani diyelim Suriye politikası, sağlık politikası, ulaştırma politikası, havaalanı, yol köprü falan böyle bir eleştiri yapmıyorum ki ben. Bunların hesabını vereceksiniz diyor. Bunların hesabını vermeden hiçbir yere gidemezsiniz. Çünkü bunlar oldu. Herkes bunların olduğu kanaatinde. Tabandaki insanlar bile evet oldu. Ama geç git şey zarar görmesin, mahalle zarar görmesin, parti zarar görmesin falan diye geçiştiriyorlar. Ama bunları eleştirmek de çok zorlarına gidiyor. Yani zorlarına gidiyor dedi, biz bu eleştiriden vazgeçecek değiliz. Bunları biz her yerde, her zaman yapmaya devam ederiz. Bir ara hatırlıyorum, mesela Twitter'da senin adından türetilmiş bir yığın çakma sahte hesap vardı. Yani bir ara çoktu. Gezi sürecinde daha çoktu. Hep yani tamamen seni yeni tabirle trolleme üzerine kuruldu. Hı-hı. Bu yani kendi başına yapanlar da muhakkak vardır ama organize olarak da yapılıyordu değil mi bu? Yani evet. Böyle bir şimdi şöyle bir şey. Şimdi bak 2011'den bahsediyoruz. 2011'de ilk yeryüzü sofraları oldu diyoruz. Şimdi ondan evvel 2010'da, 2009'da, 2008, 2007'ye kadar öyle kendi başımıza yükselttiğimiz sesler vardı. Şimdi bütün bu dönemler boyunca 2011-2012'ye kadar cemaatle AK Parti müttefikti. Bunların karşısında onları eleştirecek hiç kimse yoktu. Cemaatle AK Parti'nin ittifak ettiği bir dönemde ve o ittifakın zirvesinde biz bunları eleştirdik. Bunların karşısında mevcut iktidarın karşısında yine dini kökten gelen antikapitalist Müslümanlar diye bir fikir akımı veya bir itiraz yükseldi. O esnada bunu bir an önce yok etmemiz lazım. Bunun yayılmasına engel olmamız lazım. Bunun gençlere sirayet etmesine mani olmamız lazım diye başta trolleme olmak üzere ve yine başta benim şahsımı itibarsızlaştırma başta olmak üzere bir sürü oyun çevirdiler, plan, program ve saldırılar düzenlediler. Cemaatle aralarında ihtilaf çıkınca biz biraz arka plana düştük. Çünkü bu sefer onunla olaylamaya başladılar. Şimdi cemaatten sonra bu sefer partinin içinde Bülent Arışlar, Abdullah Güller falan çıkmaya başladı. O da bitti, Ahmet Davutoğlu çıktı. O da bitti, başkaları. Artık biz ilk muhalefet eden dini grup veya dini kökenli grup olduğumuz için sıramızı saldınız. Sıra
kapımızı sardık. Biraz hafiften emniyetteyiz şu anda. Peki. Çünkü daha çok gruplar çıkacak. Kendi içinde daha böyle bölündükçe onlarla uğraşmaktan. Ama bizim ortaya çıktığımızda hiçbirisi yoktu. Peki şey söyleyeyim, benim bahsettiğim... iktidarın zirvesi söz konusuydu. Cemaat ve şey dedin, hükümet dedin, birlikteyken falan dedin. Şimdi biliyoruz ki cemaat Erdoğan'la olan savaşında kimi yanına çekebilirse çekmeye çalışıyor. Yani bu kişi olabilir, kurum olabilir vesaire. Size yönelik, sana yönelik vesaire daha önce cemaatin senin söylediklerinden haz ettiğini sanmıyorum. Gülen cemaat. Tabii. Peki son dönemde böyle yayınlarına çağırma, gazetelerde köşe açma vesaire oldu mu öyle bir şeyler? Yok. Şimdi onların şeyi biraz tuhaf. 1 Mayıs yürüyüşünde, 2012'deki 1 Mayıs yürüyüşünde işte o zaman cemaat, hükümet, ittifakı kendi işlerinde çekiyor olsa bile dışarı yansımıyordu. Polis, emniyet teşkilatı tamamen cemaat mensuplarına oluşuyordu. Biz bu yürüyüşü yapınca, o zaman benim kızım da Şişli'den gelen gruptaydı. Yakalandı, 4 gün içeride kaldı. Anarşistlerle beraber. Anarşistlerle beraber yürüdü diye. Şimdi biz bu taraftan, o taraftan, şimdi bunu aldılar. Bu cemaatin televizyonları, Samanyolu, Bugün TV falan. 4 gün boyunca yayın yaptılar, her yarım saatte bir. Ben orada namaz kıldırıyorum, Allahu Ekber diyorum, algı oluşturuyorlar yani. Profesyonel bir şey. Muhafazakar tabanı gençliğine sesleniyor. Diyor ki işte kendilerine antikapitalist Müslümanlar denen grup İhsan Anaç'ın öncülüğünde yürüdü. Önce diyor camide namaz kıldılar. Gıyabi cenaze namazı. Ben Allahu Ekber diyorum. Benim görüntüm gidiyor. Hemen o Şişli'deki cam çerçeve indirme görüntüleri geliyor. Böyle pat küt camlar çerçeve indiriyor. Bağırmalar, çağrılar. Yani Allahu Ekber lafını onu birleştirerek muhafazakar tabana velilere şöyle diyor yani. Bak diyor, çocuklarınızı bunların yanına göndermeyin. Gönderirseniz aynı bunun kızı gibi olur. Aynı siz de bunlar gibi olursunuz. Anarşistlerin falan arasına karışmış. Aman sakın diye böyle bir aleyhte propaganda yaptılar. Ben de bizim avukatı aradım o zaman, mazlumların avukatı, bizim avukatımız da. Ya bunlar ne yapıyor? Soruşturmanın içerisindeki fotoğrafların yayınlanması bile yasak yani. Benim kızın orada çekilmiş fotoğraflarını boy boy ekranlardan gösteriyorlar. İmza ile alınan dosyaları 15 dakika sonra emniyette ekrana servis ediliyor. İşte hesap, şey yaparız, dava açarız, mafa açarız. 4 gün sonra neyse ki kızı bıraktılar. Kızı bıraktılar, onu da küt diye yayını kestiler. Şimdi beni hiç ekranlara çıkarmadılar. Ben Türkiye'de 2 tane televizyon kanalına hiç çıkmadım. Hayatım boyunca. Birisi TRT, birisi de bu cemaatin gazeteleri. Bak hala biliyorlar bizim muhalif olduğumuzu, çağırmıyorlar. Tuhaf bir şekilde mesafe koyuyorlar. Çıkarsalar çıkar mı? Şimdi daha çok bizim dini görüşlerimizi şey yapıyorlar. Yo, çıkarım. Çıkarmayı bırak, bak ben sana bir şey daha söyleyeyim. Bu Zaman Gazetesi'nin önüne gittim ben. Zaman Gazetesi aleyhinde o Ekrem Dumanlı konuşmalar falan yapıyordu. Ha, o ilk şeyi diyorsun. Evet, tutuklandığı zaman Hidayet Karacalar'ın Tahşiye olayında. Evet. Emniyetin önüne insanlar yığıldı. Vatan Caddesi'nden emniyetin önünde. Bizim de zaten yerimiz biraz yukarıda, Fatih'te. Akdeniz Caddesi'nden aşağıya, yanımda 4-5 kişiyle beraber gittim. Emniyet müdürlüğünün önüne bir sürü insan toplanmıştı. Bir sürü türbanlı, böyle cemaat mensup insanlar yani. Ben cemaat mensuplarının yayınladığı gazetelerin üzerinde yapılan bu baskıyı protesto ettiğimi, kabul etmediğimi ifade etmek için emniyette gittim. Ha işte orada bir Samanyolu veya bugün herhalde canlı yayında bana sordu, ne diyorsun falan diye. Orada bir yayına çıkardılar. Gerçi yayına çıkma meraklısı değilim de. Ama o zaman çok düşündüm. Dedim ki bunlar 1 Mayıs yürüyüşünde bize bunu yaptı. Her fırsatta da böyle aleyhte şeyler söylüyorlar. Gitsem mi gitmesem mi acaba diye. Hatta birkaç kişiyle danıştım. Sence gitmem doğru olur mu falan dedim. Birkaç kişi ya doğru olmaz, şimdi oraya gidersen cemaatten yanaymışsın gibi olur. AK Parti tabanı tümden zaten bir paralel heyyulası gidiyor. Ben orada vicdanımdan gelen sesi dinledim. Dedim ki ya zaten ben hep böyle zamanlarda Gezi'ye gitme dediler, gittim. Şimdi burada da evet bir takım yanlışlar yaptılar ama öz eleştiri yapmakta, yanlışlarına dönüp bakmak da kendilerine aittir. Bana düşen apaçık görünen haksız bir baskı var. Böyle çullanıyorlar. Gazetelerine niyetim el koydular, zamanı yer değiştirdi falan bir sürü.
Bu çok haksızca bir şey. Hala aynı kanaatteyim. Gittim. Geçen günde yine benim aleyhime bir dava açıldı. Sözüm burası, hemen bundan söyleyeyim. Bu sefer de Özgür Gündem gazetesinde bir gün eş yayın yönetmenliği nöbeti tuttum. Evet. Önceki hafta. Şimdi daha dün aradılar. Niye eş yayın yönetmenliği yapıyorsun diye dava açmışlar. 15 kişiye, ben de dahil. Gidip ifade vereceğiz. Şimdi orada da aynı şey. Şimdi buraya gitsem terörist, PKK'lı, arka çıktı, PKK'nın yayın organı. Halbuki 80 tane dava var, 300 milyar para cezası var, 140 tane soruşturma var. Her yazdığı haber, her yazdığı haber başka yerlere de geçmesine rağmen onlara dava açılıyor. Yani gazeteciler baskı altında. Ben basın özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü savunmak için oraya da gittim. Zaman Gazetesi'ne de gittim. Ve burada insanlara bir şey göstermeye çalıştım. Yani biz birbirimizin davasına sahip çıkmazsak, adaleti ve özgürlüğü savundun mu tam savunacaksın. Hayatın bana öğrettiği şey bu var. Yani Atol Berhamoğlu'nun bir şiiri var ya, yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Adaleti ve özgürlüğü savundun mu kardeşim, bu benden değil. Buraya gidersem Kürtçü derler, buraya gidersem paralel derler, buraya gidersem solcu derler demeyeceksin. Adalet ve özgürlük için gitmen gerekiyor mu? Bir baskı mı var? Senden olmasa bile bu baskının kalkması için gideceksin. Bunda bir şey olmaz. Herkes böyle işler yapsa aslında bu alışkanlık haline de gelebilir. Ama bu bedeli çok ağır bir şey. Biz de o bedeli ağır bir şekilde ödeyerek yaşıyoruz. Peki bir konuyu başka bir yere taşıyalım. Bu IŞİD olgusu, daha önce El-Kaide, şimdi IŞİD daha popüler. Biliyorsun Selefi cihatçı deniyor genel bir kavram. Bu sizlerin zamanında çok tartıştığınız şeyler şimdi terörle beraber, çok acımasız şiddetle beraber konuşulan bildiğin kavramlar var. Sen tabii Anadolu'yu da geziyorsun, yurt dışında da gidiyorsun, oradaki Türkiye'li grupların arasında da bulunuyorsun vesaire. Öncelikle şunu soracağım. Bu Selefi cihatçılık denen ya da IŞİD, El-Kaide gibi yapıların Türkiye'de sosyal anlamda bir karşılığı var mı? Gözlüyor musun? Duyuyor musun? Yani insan bu yoksa böyle hakikaten bir avuç insan mı, yoksa gerçekten böyle bir çok çünkü çelişkili rakamlar var ama ben bildiğim kadarıyla Suriye'ye ve Irak'a, daha çok Suriye'ye giden yüzlerce belki de binlerce Türkiye'den giden ya da Almanya üzerinden giden Türk kökenli vesaire olduğu söyleniyor. Ne diyorsun? Şimdi ben şöyle bir söz ettim bununla ilgili olarak. Yine hala aynı kanaatteyim. Türkiye'de mevcut sorgulanmamış eski İslam kültürü ile yetişen bir genç İmam Hatip'te, cemaat ortamlarında, Kur'an kurslarında, dini çevrelerde bu kültürle yetişen, sorgulanmamış eski İslam kültürüyle yetişen bir genç üç gömlek sonra IŞİD'ci olur. Yani mecburi istikamet oraya doğrudur. Çünkü bu kültür eski çağlarda oluşmuş bu kültür ve bununla hesaplaşılmamış, yüzleşilmemiş. Ben bununla yıllar öncesinde biraz evvel konunun söyleşinin girişinde de anlatmıştım. 2000'li yıllarda Adalet Devleti diye bir kitap yazdım. İslam'ın Yenilikçileri diye bir kitap yazdım. Bunları da o zaman da sana göndermiştim. Buralarda bu zihniyette, bu kültürle, yani IŞİD'i besleyen kültür, onun İslam tarihindeki tarihsel kaynakları ile yüzleştiğimiz kitaplardır bunlar. Çünkü ben o zamanlardan gördüm. Mesela niye Adalet Devleti diye kitabın ismini koydum? Bu siyaset felsefesi üzerine. Tamamen İslam devleti veya şeriat devleti veya din devleti denilen projeye bir tepkidir. Yani bu olmaz. Bu dini diktatörlük ve zulüm doğurur. Buradan namaz kılmayanları kırbaçlamak, oruç tutmayanları baskı uygulamak, insanların başlarını zorla örttürmek dışında bir şey çıkmaz. Bu yanlıştır. İslam'ın asıl meselesi bu değildir. İslam'ın asıl meselesi haktır, adalettir, sosyal adalettir. Zengin yoksul uçurumunu ortadan kaldırmak filan diye söylemlerde bulunduk ve bunun için yazdık. Çünkü bunun, benim bunu söylemem için işten ortaya çıkması gerekmiyordu. O kültür zaten var. Mesela birkaç örnek. İbn-i Teymiye'nin bu El-Kaidecilerin elindeki tarihsel kaynağı söylüyorum. Bu Adalet Devleti kitabında benim yüzleştiğim ve çürüttüğüm kendimce kitap budur.
Es-Siyasetü Şer'iyye, yani şeriata dayalı devlet yönetimi adlı bir kitabı var. Bu Sultan Baybars'a Memlükler zamanında yazılmış bir siyasetnamedir. Yani ona devleti nasıl yöneteceğine dair tavsiyelerde bulunuyor. Mesela diyor ki, namaz kılmayanların katli vaciptir diyor. Namaz kılmayanlar öldürülür diyor. Bu hususta üç görüş vardır diyor. Kırbaç vurulmalı diyenler, hapse atılmalı diyenler, öldürülmeli diyenler. Bu üçünden birini tercih etmekle serbestsin diyor. Ben o zamandan baktım, 2002'de dedim ya, bunu birisi okursa, bir yerde bir yeri ele geçirirse, bir şehirde yönetim kurularsa bunu uygulayacaklar. Şu anda El-Kaide, El-Nusra, IŞİD hepsi bunu uyguluyor. Niye böyle yapıyorsunuz dediği zaman ulema böyle söylüyor. Doğru, mezhep kitaplarının hepsinde var. İbn-i Teymiye'nin kitaplarında var. İbn-i Teymiye'nin güzel söylediği şeyleri var ama böyle görüşleri de var. Ve diyorlar ki kaynaklarda geçiyor. Ben de diyorum ki ya o kaynaklar problemi zaten. Biz o kaynaklarla yüzleşiyoruz. O kaynakların hiçbiri Kur'an'a uymuyor. Bunlar sultanlara yönelik yazılmış nasıl siyasetnameler. 800 sene önce, 700 sene önce, 900 sene önce o zamanın koşullarında söylenmiş sözler. Bunların Kur'an'la yüzleştirilmesi lazım ve Kur'an'da namaz kılmanın, oruç tutmanın, başörtmenin cezası yok. Ama öldürmenin, iftira atmanın ve hırsızlık yapmanın cezası var filan diye bütün bunları orada savunuyoruz. Dolayısıyla şimdi eğer bu kültür devam ederse, mesela Erdoğan geçen gün Milli Eğitim'le ilgili şöyle bir söz etti. Artık müfredatla, yani kitapların içerisinde ne anlatıldığıyla ilgileneceğiz. Herhalde birileri ona bir şey söyledi. Ya din kültürü anlatıyorsun da eskiden yazılmış kitapları olduğu gibi aktarıyorsun. Bu kitabı okuyan birisi çıkıyor televizyonda, namaz kılmayan hayvandır diyor. Namaz kılmayan katli vaciptir diyor. Çünkü eski kitaplarda yazıyor. Bu onu aktarıyor. Şimdi bu gidecek. Onun yerine öbürü gelecek. O da bunu söyleyecek. Dolayısıyla benim sorgulanmamış eski İslam kültürü dediğimiz şeyde bir sorun var. Bununla yüzleşilmesi, hesaplaşması, reform yapılması. Reform ve Rönesans hareketleri olması gerekiyor. Bunu yapılırken insanlar endişeye kapılıyor. Dinde reform değil, dini zihinde ve anlayışta kesinlikle bir reforma ihtiyaç var. Bütün bunlar yapılırken Kur'an-ı Kerim orada duracak. Herhangi bir şeyini değiştirmeyeceğiz ama yorumlayacağız. Eğer yeni bir kitap gelmiyorsa yorumlamak zorundayız. Buna kitabı gönderen ilahi iradenin de kızacağını sanmıyorum. Peki şöyle bir şey sorayım. Demin bir ara dedin ya, sizi bunlar kullanıyor, Kürtler kullanıyor, Aleviler kullanıyor ya da solcular kullanıyor diyorlar, mahallede kalın diyorlar. Sen hayatının önemli bölümü İslamcı hareket içerisinde iyi kötü o mahallede geçmiş birisisin. Sonra bir kopuş yaşanıyor ama uzun bir süre kopmak için yola çıkmadın anladığım kadarıyla. Yok. Bir yola çıktın ve birden kendini kopmuş gördün. Sanki öyle oldu. Şimdi şartlar, koşullar, evet. Söylemler. Peki öteki tarafta yeni yaptığın tanışıklıklardaki ilişkilerde sorunlar yok mu? Mesela solla ya da Kürt hareketiyle ya da Alevilerle vesaire kurduğunuz ilişkiler nasıl gidiyor? Orada sorunlar yaşamıyor musunuz? Yok, iyi gidiyor. Ben gayet memnunum. Şimdi bizim bu ilişki dediğimiz şey bir stratejik ittifak falan değil. Bir grubun diğer grupla bir eylem birliği anlaşması falan da değil. Bu çok şahsi, vicdani, ahlaki, zihni bir şey. Yani ben böyle düşünüyorum. Bir de bakıyorum ki öyle düşünen insanlar var. Onlar diyorlar ki biz de senin gibi düşünüyoruz. Veya sen de bizim gibi düşünüyorsun. Bize yakın düşünüyorsun. Oturuyoruz, konuşuyoruz. Bakıyoruz saatler geçiyor. Birbirimizden bakmıyoruz. Aynı şeyleri demek ki söylüyoruz. Ben onlara din anlatıyorum. Onlar bana emek anlatıyor. Başka bir şey anlatıyor. Alevini anlatıyor, Sünni anlatıyor. Bir de bakıyoruz ki böyle ruhsal, zihinsel bir kaynaşma var. Yani ben böyle düşünüyorum. Şimdi insanlar, kardeşim sen böyle düşünüyorsan artık bizden değilsin diyorsa benim ona yapabileceğim bir şey yok yani. Peki nasıl düşünüyoruz dediğimiz şey ne? Bugün mesela biraz evvel bir tweet attım. Bir tanesi yine ona cevap vermiş. Dedim ki yıllardır Türkiye'de din üç şeye indirgendi. Namaz kılmak, oruç tutmak ve başörtüsü. Oysa bunun üçünün de Kur'an'da cezası yok. Ama öldürmenin, çalmanın ve iftira atmanın var.
Şimdi biz dini anlayışı ritüellerden, nusuk diye Kur'an'ın ifade ettiği ritüellerden davranışlara kaydırıyoruz. Diyoruz ki asıl olan insanlar arasındaki davranışlardır. Namaz, oruç, başörtüsü senin Allah arasındadır. Diğer insanları ilgilendirmez ama öldürmen, çalman ve iftira atman ilgilendirir. O zaman dini davranışlar üzerine kurmalıyız. Şimdi oradan bu tarafa doğru kayınca diğerlerini önemsemiyor. Hatta diğerlerini inkar ediyor, kabul etmiyor filan gibi bir pozisyon ortaya çıkıyor ve o şekilde propaganda yapıyorlar. Şeyi hatırlıyor musun? Süleyman Ateş Hoca bir tefsirde Müslüman olmayanlar da cennete gidebilir demişti. Kıyamet evet, kopmuştu. Kıyamet kopmuştu. Ben şu anda o görüşteyim. Aynı şeyi söylüyorum. O tarihte o görüşte miydin? Hatta o tarihte sempatiyle bakıyordum ama tam o görüşte ifade etmiyordum ama ben ta başlangıçtan beri yani 80'li yıllardan beri nerede bir aykırı görüş var, nerede yenilikçi bir fikir var hep onlara sempatiyle bakmışımdır. Hep oralarda dolandım yani. Hep böyle sınırlarda dolanmış oldum. Şimdi onu şu anda ben şöyle söylüyorum. Müslüman olmayan diyor. Mesela bana diyorlar ki sen ateistler cennete girer diyorsun. Öyle ikide bir de şey yazıyorlar. İşte ateistler de cennete sokuyor. Kim varsa herkes cennete girecek diyor. Cennete girmenin ölçüsü inanç değildir. Kimlik değildir. Ritüel değildir. Davranıştır. İyi, güzel davran. Erdemli, dürüst bir insan, dürüst bir hayat yaşayan herkes Allah'ın hoşnutluğuna erecektir diyorum. Davranışları din olarak görüyorum. Şimdi bu hikaye biraz uzun. Ta Kerbela'ya kadar gider. Derler ki iman nedir? Temel tanım bu. İman kalb ile tasdik, dil ile ikrar, erkan ile ameldir derler. Yani bir insanın mümin olması için İslam toplumunda birinci sınıf vatandaş olması için kanı, malı, ırzı helal olmaması için dokunulmak yasak olmaz için, dokunulmazlığa kavuşmak için kalbinde iman olması lazım. Diliyle de bunu söylemesi lazım. Erkanı da yani vücut organları da bunu yerine getirmesi lazım. Peki kalpteki imanı nasıl göreceksin? Aslında bu bir Emevi projesi. Emeviler insanlardan cizye vergisini kaldırmak için mesela Horasanlılardan Müslüman oruçları sırasında üstelik de zorla cizye vergisini kaldırmıyorlar. Diyorlar ki siz daha Müslüman olmadınız. Peki Müslüman olduğumuzu nereden anlayacaksınız? Kalbinizde tasdik olacak. Tasdik olduğunu nereden anlayacaksın? İşte takip edeceğiz, bakacağız. Ne zaman karar verirsek o zaman bunlar Müslümandır dersek cizye vergisini kaldırır. Asıl maksat vergiyi devam ettirmek. Vergiyi devam ettirmek için kalbinde bu olacak. Görünmeyen bir şeyi kanat olarak koymuş. Halbuki Kur'an'ın özünde olan şey benim anladığım davranışlardır. Yani erkan ile ameldir. Diliyle söylemesen bile kalbinde var mı yok mu bizi hiç ilgilendirmez. Ölçemeyiz çünkü. Bakarız davranışları düzgünse öldürmüyor, çalmıyor, iftira atmıyor, düzgün yaşıyor, kul hakkı yemiyor. Kimseye hakkına tecavüz etmiyor. Çiçeği ezmiyor. Böceğe basmıyorsa bu adam güzeldir. İyidir ve birinci sınıf vatandaştır. Kanı, malı, canı her şey koruma altındadır. Ve Allah'ın cennetinde de yer alacaktır. Ben bunu söylüyorum. Bunu söylediğim için de sen herkes cennete gireceksin diye iddia ediyorlar. Dolayısıyla şimdi bu hep böyle yenilikçi görüşlerden geldim ben. Diğer işçi görüşlerin Türkiye toplumunda kültürel, dinsel kültürel kökleri vardır. Ve bunun gelişmesi, büyümesi, bir anda her yeri kaplaması, hele hele siyasi iktidarı ele aldığında aynen Afganistan'daki, Musul'daki, Rakka'daki uygulamaları, burada uygulamamaları işten bile değildir. İşçiler Musul'u ele geçirince ne yaptı? 12 maddelik bildiri yayınladı. Aynen benim Adalet Devleti'nde 2002'de eleştirdiğim şeyleri tak uyguladı orada. Kadınlar dışarı peçeyle çıkacak dedi. Namaz kılmayanlar kırbaçlanacak dedi. Ve bunu da uyguladı. Videoyu da çekip dünyaya yaydı. İşte İslam Devleti bu diye. Bunu nereden yapıyorsunuz dediği zaman da İbn-i Teymiye'nin o dediğim kitabını gösterdi. Yani eleştirdiğimiz, yüzleştiğimiz, bas bas bağırdığımız, bu gidişat oraya doğrudur dediğimiz şeyler hepsi oldu. Burada da olmaması için hiçbir sebep yok. Bir şey söylemek istiyorum. Bu benim hep dikkatimi çekti. Sen de o şeyleri yakından, içeriden de yaşamış birisi olarak hatırlarsın. İlk Afgan cihadı, ardından Bosna Hersek,
sonra Çeçenistan gibi yerlere Türkiye'den insanlar gidiyorlardı ve giden insanların büyük bir çoğunluğu zaten belli bir İslami eğitime, bilgiye vesaire sahip olan İslamcı insanlardı. Yani hatta ölenler falan da biliniyordu. Yani şuradan İmam Hatip'ten mezun, şu hareketin içinde yer almış vesaire. Ama son dönemde özellikle IŞİD'e gidenlerin büyük bir kısmının yani İslam'ı çok da fazla bildiği vesaire yaptığı böyle bir çok büyük bir geçmişi falan olduğu söylenmiyor. Hatta Avrupa'da şöyle şeyler duyuyoruz. Adam bir hafta önce İslam'ı seçiyor. Diyelim ki Katolik asıllı bir aileden geliyor. Bir hafta önce İslam'ı seçiyor. 10 gün sonra Rakka'da kendini buluyor mesela. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Yani doğru dürüst yani İslam adına savaşma iddiasındaki insanların İslam bilgileri bile çok primitif olabiliyor artık günümüzde. Evet, yani ilk bilgileri alıyorlar. Kendilerine savaşta lazım olacak kadar bilgi veriyorlar. İslam'ın geçmişteki imparatorluklar çağındaki tarihsel uygulamalarını esas alıyorlar. Mesela Müslüman olanı sünnet ettirmek, namaz kılmak zorunludur, başını örtmek zorunludur. Bunları kılmayanlar kırbaçla cezalandırılır. Kadın sesi haramdır, müzik çalmak haramdır, o bütün aletler kırılmalıdır. Bir de İslam'dan döndüğün zaman da dinden dönen öldürülür, mürtet olur diyerek yani girerken ve çıkarken kesme, girerken alttan çıkarken üstten kesme üzerine kurulu bir anlayış. Bunun hiçbirisi Kur'an'da yeri yok. İnanmayanlar öldürülür, eşcinseller katledilir. İnanmayanlar öldürülür. Bunların bir de uydurma hadislerden buluyorlar çoğunu. Bazı Kur'an ayetlerinde böyle cımbızla çıkarak kendilerine alet ediyorlar. Ve dünyayı işte zulümle dolduğunu uydurma hadisler aktarıyorlar. Ve ilk daha yeni İslam'a giren birisi için bu tür bilgiler ona çok çarpıcı geliyor ve bir anda kendini seçilmiş birisi olduğu hissine kapılıyor. Mesela diyor ki dünyaya zulümle dolacak ve Irak tarafından siyah bayraklı bir zümre çıkacak ve benim dinimi onlar yüceltecek. Uydurma bir hadis. Geçmişte 40 tane grup bunu kullanmış. Şimdi bunlara düşmüş. Şimdi o çocuk da bunu okuyunca ben de bu gruba katılayım o zaman diye peygamberin müjdelediği grupta olma hissi yaşıyor. Sonra onunla ilgili yine bir sürü uydurma var. Bunlar işte cihat edecekler. Bunların savaş esnasında kadınlar bunlara hizmet etmesi cihat yerine geçer diye de böyle kadınlarla beraber olmak için de bir sürü şey uydurmuşlar. Bence ilk etapta bu hissi alıyorlar. Yani ben seçilmiş birisiyim ve o haberlerde bahsedilen kişi galiba benim. Ben de tam da şimdi bunun içerisindeyim. Bak peygamberin söylediği siyah bayrağı taşıyorum. Hatta tam da Irak tarafından çıkmış. Böyle bu bir anlık bir şey aslında. Bir müddet geçtikten sonra akılları başlarına geliyor. Böyle bir hayalin, halüsinasyonun ve uydurmanın kurbanı olduklarını fark ediyorlar ama bu da fayda vermiyor. Biraz daha ileri olanlar, biraz daha bilgi sahibi olanlar dediğim gibi eski çağlarda oluşmuş kültürel kaynaklardan besleniyorlar. Diyorlar ki bizim yaptıklarımızın Kur'an'da, hadiste yeri vardır. Nerede yeri var? İşte şu uydurma hadis. Nerede yeri var? Cımbızla çek ayeti işte burada. Nerede yeri var? İşte İbn-i Teymiye'nin kitabında. Bak buralarda yazıyor. Hakikaten yazıyor. De doğru yani. Bunların hepsi var. Zaten mesele bence IŞİD değil. IŞİD'in yararlandığı kaynaklar, IŞİD'i ortaya çıkaran psikoloji, sosyoloji ve tarihsel tecrübe orada öylece duruyor. Onunla kimse yüzleşmeye yanaşmıyor. Şimdi sen askeri operasyonlar yaparak IŞİD'i temizledin. Ortadan kaldırdın, hepsini toprağın altına gömdün. Biteceğini mi sanıyorsun? Bu sosyoloji bunu üretmeye devam etmeyecek mi? Mesela diyorlar ki Sünni dünya baskı altındadır. Bak, Amerika, Avrupa Birliği, Sovyetler Birliği, en son Türkiye dahil, Fransa, şusu busu, Çin, İran, ya bütün dünya birleşmiş IŞİD'i yok etmek istiyor. Çünkü IŞİD Allah'ın dininin gerçek temsilcisidir. IŞİD
Allah'ın dinini temsil ettiği için de yapayalnız bırakılmaktadır. Bütün dünya ona karşıdır. Şimdi Fransız yeni Müslüman olmuş bir genç, yani Anadolu'da yeni yeni bu işlere giren, bunu duyunca ben gider bunun için ölürüm diyor. Canlı bomba oluyor ve patlatıyor kendini. Oradan bir haklılık meşruiyeti devşiriyorlar ve bunu kendilerince bir çerçeveye oturtuyorlar. Bitmeyecektir. Çünkü bu geçmiş tarihsel tecrübeyle yüzleşmek, yani sürekli işitçi üreten ve üretmeye de devam edecek olan bu tecrübeyle yüzleşmek için biraz ilahiyat bilimleri okumak, biraz İslam tarihi okumak, Kur'an'ın derinliklerine vakıf olmak, dini bir formasyona sahip olmak gerekiyor. Genellikle muhalefet edenler de bu işlere girmedikleri için, biraz evvel aranız nasıl gidiyor falan diye sordun ya, işte oradan aklıma geldi. Şimdi ateistlerle konuşurken, ateist arkadaşlarla, ben onların inançlarını, kimliklerini ve inançsızlıklarını, sorun olmadığını, davranışa baktığımı, davranış düzgünse sonuna kadar ona yürüyeceğimi söyledim ya, büyük bir mesafe kat ediyoruz. İnancı sorun yapsam tartışırız, debeleniriz orada yani. Onlar diyor ki ya bu din işi, din işini en iyisi sen tümden bırak. Hazır buraya kadar gelmiştin. Niye diyorum? Ya bir şey çıkmaz diyor. Senin çabaların boşa. Sen ve birkaç kişi, kaç kişisiniz ki? %95 öbür türlü. Dev bir tarih akıp geliyor. Kan var, katliam var, işgal var, her şey var. Kur'an'da bunlar yok. Gerçek İslam bu değil falan diye. Baş edemezsin. Bu sel seni süpürür götürür. Hatta senin dediğin gibi olsa bile onlar arkadan gelirler, seni silerler, yine din namına asmaya, kesmeye, namaz kılmaya, kırbaçlamaya devam ederler. Dedim ki o zaman sizin de haliniz duman. Yani ben şimdi siler süpürlerle sizi bırakacağını mı sanıyorsunuz yani? Diyelim ilk önce bunu işlerinde bir fitne olarak görürler, temizler. Ama sen şimdi tümden inanmayan olduğun için senin de halin duman yani. Yaşayamazsın buralarda. Bu yol yol değil. Birlikte olacağız, beraber mücadele edeceğiz ve buna karşı duracağız. Sen sesini çıkarmazsan, ben sesini çıkarmazsam olmaz. Tamam, sen dinin dışındaysan oradan konuş. Benim görevim dinin içinden dini metinleri, hem de en baş metin olan Kur'an'ı yorumlayarak. Ben Kur'an tefsiri yazdım. Kur'an'ın antikapitalist, devrimci, özgürlükçü yorumunu yaptım. Ben bunu yaptım kardeşim. 10 sene uğraştım yani. 10 sene, 2007 yılında çıktı. Ve insanlara buradan bir şey gösteriyorum. Ve doğru olanın bu olduğunu söylüyorum. Dışarıdan edindiğim fikirleri Kur'an'a yamamıyorum. Öyle bir şey olduğunu görsem hiç yapmam. Senin dediğini o zaman yaparım. Bakarım ki Kur'an'ın antikapitalist bir özü yok. Bakarım ki Kur'an böyle zenginleri övüyor. Bir din adamının kehanetlerinden ve halüsinasyonundan doğmuş bir şey. İnsanlığın savaş gibi, ırkçılık gibi, sömürü gibi, ezilen çelişkisi gibi temel meseleyle ilgili hiçbir doğru dürüst mesajı yok. Hakikaten senin dediğini yapar bırakırım yani. Ben bunu yaptım. Kur'an'ın üzerine düşünmedim bir tane, bir 15 dakika düşünmedim bir ayeti kalmadı. Ve özünde bu ışık gördüm. Ve bunun Müslümanları ayak kaldıracağını, buradan kurtulacağımıza kanaat getirdim. Kendim buna inandım yani. Kendim inandığım için yapıyorum. Bir strateji falan uyguramıyorum. Dolayısıyla bu doğru yorumlandığı takdirde, aradaki tarihsel tecrübe uygun şekilde ele alındığı takdirde buradan IŞİD falan çıkmaz. Kur'an'dan IŞİD çıkmaz. Ama tarihsel tecrübeden çıkar. Kur'an'ı parçalarsan çıkar, doğru. Mesela bir IŞİD'ciye söyle söyledim. Diyor ki Kur'an'ı hiç yorumlamadan olduğu gibi alacaksın diyor. Avrupa'da bir yerde karşılaştım. Peki dedim, sana bir ayet okuyacağım. Bunu buyur, bunu al dedim. Fektulû enfusekum. Nefislerinizi öldürün. Buyur bunu olduğu gibi al dedim. Nefislerinizi öldürün. Fektulû enfusekum. Nefislerinizi öldürün diyor. Burada dedi, nefislerinizi yenin demek istiyor yani. Öldürmek, buradaki katele yenmek, baş etmek, kontrol altına almak anlamındadır. Niye yorumluyorsun? Niye tevil ediyorsun? Hani tevil etmeyecektik. Hani olduğu gibi alacaktık. Ha, demek ki yorumlamak zorundayız. Her dil böyledir. Eş anlamlısı vardır. Birinci anlam vardır, ikinci anlam vardır, mecazi anlam vardır, hakikat vardır, kinaye vardır. Bir sürü edebi sanatlar vardır. Kur'an şiirsel bir dildir. Kafa yormak, düşünmek, karşılaştırmak, yorumlamak zorundasın. O zaman ancak doğru anlayabilirsin demiştim. Peki, toparlayalım. Sonuçta bayağı bir kişisel olarak
çok erken yaşta başlamış bir dini ve siyasi bir angajmanın içerisinde sürekli bir değişerek, gelişerek bir noktaya geldin. Kaç yaşındasın şimdi? 54. Yaşıdı sana. Evet. Farklı yerlerden bir şeyler. Evet. Peki şu andaki halinden memnun musun? Evet, memnunum. Ben şimdi bazıları bu geziye niye katıldın, sen mahvettin, biz sana çok güveniyorduk. Böyle dini camialarda falan benim hakkımda çok şey söylerler. Yani senin geleceğinden ümitliydik. Sen kendi kendini ateş attın. Gidiyorsun, Kürtleri destekliyorsun. PKK'lı terörist görüntüsü veriyorsun. Teröristlerin arka çıkıyor görüntüsü veriyorsun. Alevi cemevlerine gidiyorsun. Ateistlerin, solcuların, sosyalistlerin toplantısına. Sen ne yaptın kardeşim? Sen ne yaptın? Hatta bir toplantıda bir vakfa gittim. Bununla bitirelim. Bir başörtülü bir kadıncağız. Dinledi. Böyle geziyle ilgili niye oraya katıldın falan diye sorular sordu. Sonra kalktı ağlamaya başladı. Hocam dedi, sen ne yaptın ya? Ne yaptın dedim. Ya sen ne yaptın dedi ya. Sen bizim hocamızdın dedi ya. Ne yaptım ya, bir yere gitmedim. Ben aynı yerdeyim, Fatih'teyim. Ben mahalleyi falan terk etmedim. Fatih Camisi'nin 100 metre yakınında ben 2002'de İstanbul'a geldim. 2002 yılından bu yana kaç oluyor? 14 senedir Fatih Camii'nin etrafındayım dedim yani. Kuzeyinde, doğusunda, batısında bir yere gittiğim yok. Gelin oraya oturalım, konuşalım. Oraya yer açtık. Her çarşamba orada dersleri yapıyoruz. Onu demiyorum dedi ya. Sen Gezi'ye gittin dedi ya. Bu işte solcular da. Şimdi ben anladım ki bir mahalle problemi var. Mahalle dinden daha önemli şu anda. Bu karşı taraf için de geçerli. Mahalle duvarları var. Geçişler yasak. Ne söyleyeceksen burada söyle. Öbür tarafa gidemezsin. Bu duvarlar bizim dışımızda yıllarca örülmüş. Hatta öyle ki şu kadarını söyleyeyim sana. Eşitlik, özgürlük, emek kelimelerini baktım birisi ağzına hiç alamıyor. Diyor ki ya İhsan Hoca bunların yerine başka kelimeler söyle diyor. Arapça kelime bul diyor. Niye diyorum? Ya bunlar söyleme diyor. Bunlar söyleyince ben tüylerim diken diken oluyor diyor. Eşitlik, özgürlük, devrim, böyle sol kelimeleri asla kullanmıyor. Şimdi biraz değiştim ki gençlik yıllarında bir tane solcu kıza aşık olmuş. Ve o kıza pas vermemiş. Oradan yüreğine inmiş, o da diyor hep böyle derdi. Bu lafları söyler dururdu diyor. Bu lafları benim yanımda kullanma kardeşim. Şimdi bunun, bak bunun tersi de söz konusu. Bir ateist, Allah, kitap, peygamber şeyin duyunca böyle tüyleri diken diken olur. Biraz geçtim ki o da küçükken Kur'an okulundaki hocadan arkadaşlarının önünde dayak yemiş. Feci bir dayak vermiş ve futbol karşılaşmalarında hep biriciydim diyor. Arkadaşlarım hep Kur'an kursu hocasıydı. Benim karizmayı, marizmayı mahvetti diyor. Ben diyor Allah, kitap kelimesini o gün bugündür duymak istemiyorum. Şimdi bu küçük bir sebep, sadece bu demiyorum. Bu mahalle duvarlarının yüzlerce sebebi var oluşmasının. Bir tanesi de bu. Evet, İhsan İlaç'a çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yaklaşık bir saat konuştuk. Arada seni yine çağırırız. Tamam, biz hep buradayız. Gelelim. Sen de... Tebrik ederim. Burası güzel olmuş. Alternatif bir mecra. Alternatif lafını kullanmıyorum. Öyle mi? Ne kullanıyorsun? Onu söyleyeyim. O lafın içi boşaldı. Bağımsız mı? Yok, gazeteci. Bu kadar. Biz ana akım olacağız. Ana akım olacağız. İnşallah öyle olur. Şimdi biliyorsun yasak da var yani. Çağırmıyorlar. Neyse sorun değil. Her şeyin başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Evet. İhsan'a, Eli Açık'a çok teşekkür ediyoruz. İyi günler.